Çözümlerimize devam edelim. Hız 0.0 girişine bir kez basıldığında Q 0.0, ikinci kez basıldığında Q 0.1, üçüncü kez basıldığında Q 0.2 çıkışı aktif olacaktır. Hız 0.0 girişine dördüncü kez basıldığında ise tüm çıkışlar devre dışı kalacaktır. Bu problemin çözümünde diğer problemlerde de olduğu gibi pek çok farklı yöntem kullanılabilir. Bunlardan biri set reset rölelerini kullanarak, merkelleri kullanarak, sıralama yaparak problemi çözmek. Diğeri sayıcı kullanarak, sayıcılar kullanarak problemi çözmek. Bir diğeri de karşılaştırma operatörleriyle problemi çözmek olabilir. Bu video için sayıcıları kullanarak problemi çözümleyeceğiz. Daha sonra da karşılaştırma operatörlerini kullanarak problemi çözümlemeye çalışacağız. Hemen problemin çözümüne geçelim. PLC'lerde yukarı ve aşağı sayıcı olmak üzere birçok çeşit sayıcı türü vardır. Biz bu problem için yukarı sayıcı kullanacağız. Yukarı sayıcı 0 değerinden başlayarak belirlediğimiz PV değerine kadar, örneğin mesela 5 olabilir, 5 değerine kadar girişine bağlanan şart doğrultusunda yukarı yönlü, yani 0, 1, 2, 3, 4, 5 gibi sayan bir sayıcıdır. Ayrıca giriş tarafında sayıcının içeriğini sıfırlamak için reset ucu da bulunur. Bu problemin çözümünde 4 farklı sayıcı kullanacağız. Bunlardan ilki bizim Q0.0 çıkışımızı çalıştıracak sayıcı. İkincisi Q0.1 çıkışımızı çalıştıracak sayıcı. Üçüncüsü Q0.2 çıkışımızı çalıştıracak sayıcı. Dördüncü de bu çıkışların hepsini resetleyecek, devre dışı bırakacak olan sayıcımız olacak. Hemen problemin çözümüne başlayalım. Input 0.0 girişine basıldığında, daha doğrusu input 0.0 girişine basma sayısını saymak için bir sayıcı kullanıyoruz. C1 sayıcımız olsun. Ve değeri 1 olsun. PV değerimiz 1 olsun. Reset daha sonra yapalım. Biz burada input 0.0'a basma sayımızı kaç kere bastığımızı C1 sayıcımız algılayacak ve bize belirlediğimiz PV değerine geldiğinde bir çıkışını verecek. Devam edelim. Input 0.0 gene. Basma sayımızı sayacağız. Yukarı yönlü bir sayıcı kullanacağız tekrardan. Bu sefer 2. Yani buradan olacak. Input 0.0'a 2 kere bastığımızda C2 sayıcımızın çıkışı 1 olacak. Aynı şekilde input 0.0 C3 sayıcımızı oluşturuyoruz. Bu da 3 kere basmayı sayacak. Yani 3 kere bastığımız input 0.0'a ne olacak? C3 sayıcımızın çıkışı 1 olacak. Devam ediyoruz. Gene input 0.0'a basacağız. Ve bu sefer 3 kere bastığımızda çıkışının 1 olacağı bir sayıcı daha koyacağız. Şimdi bunlardan aldığımız bilgilerle çıkışlarımızı aktif edelim. C1 Q0.0. Yani burada yapmak istediğimiz ne? C1 1 olduğu zaman, yani biz bir kere bastığımız zaman butona C1 1 olacak ve bizim Q0.0 çıkışımızı aktif edecek. Devam edelim. C2 C2 1 olduğu zaman, aktif olduğu zaman, yani biz input 0.0'a 2 kere bastığımız zaman Q0.1 çıkışımız aktif olacak. Aynı şekilde input 0.0'a 3 kere bastığımızda ise Q0.2 çıkışımız aktif olacak. Hemen kodu compile edelim. Şöyle export diyelim.
Evet. 3 tane hata olduğunu söyledi. Evet, 3 tane hata. Ben onu gösterecektim. Aslında da resetlemeden ne oluyor diye. Muhtemelen ondan dolayı. Şimdi biz eğer bu kodu böyle yükleyebilseydik, export edebilseydik, compile edebilseydik, şöyle bir problemle karşılaşacaktık. Biz saymaya başladık. İşte bir kere bastık. Evet, C1 aktif oldu. Ne oldu? Q0.0 çıkışımız çalıştı. Sonra iki kere bastık. Ne oldu? Q0.2 çıkışımız çalıştı. Bir çıkışımız çalıştı. Üç kere bastık. Q0.2 çıkışımız çalıştı. Fakat dördüncü basışla alakalı herhangi bir şey yapmadık ve dördüncü kez bastığımızda bu çıkışların hepsinin resetlenmesini istiyorduk. Bununla alakalı bir network oluşturmadık. O yüzden hata alacaktık. Yani istediğimizi yapamayacaktık. O yüzden bir sayıcı daha oluşturmamız lazım. Dördüncü basışı sayacak bir sayıcı daha oluşturmamız lazım. Onun için şöyle hemen network diyoruz. Mükemmel. Yanlış yere ekledi. Şöyle geri alalım. Evet. Dördüncü kez basışımızı sayacak bir sayıcı daha oluşturalım hemen. Bu da dört kez bastığımızda çıkışı bir olsun. Ayrıca dört kez bastığımızda şimdi bunu böyle yükledik. Gene hata alacağız. Yani istediğimizi yapamayacağız. Neden? İşte dört kez bastığımızda tamam bu bir oldu ama bunlar ne olacak? Bunlar hala aktif yani C1, C2, C3 hala aktif olduğu için bizim çıkışlarımızda çalışacaktı. Neden? Çünkü bu PV değerine eşit veya büyük olduğunda sayıcılarımızın çıkışı aktif oluyordu. O yüzden bizim reset uçlarımıza birer kontak koymamız lazım. O da yani C4. C4 yani dördüncü basışta bütün sayıcılarımızın içeri sıfırlanacak. Böylelikle çıkışlarımız sıfırlanacak ve biz istediğimizi oluşturmuş olacağız. Evet. Kodumuzu compile edelim. Bu sefer hata almadık. Şöyle export diyelim. Simülatörümüzü açalım. Programımızı yükleyelim. Şöyle çıkışlarımızın takibini yapalım. Hemen. Çalışalım. Şu an sayıcılarımızın içeriği hepsi sıfır. Çıkışlarımız da aktif değiller. Input 0.0'a bir kere bastık. Gördüğünüz gibi C1 sayıcımızın içeriği 1 oldu. Diğerleri de 1. Ama diğerlerinin içeriğinde herhangi bir değişim olmadı. Yani çıkışlarında bir değişim olmadı. Bizim C1'imiz 1 olduğu için Q0.0 çıkışımız çalıştı. Çekiyoruz. Bir daha basıyoruz. Sayıcılarımızın içeriği 2 oldu. Bu sefer Q0.1 çıkışımız da çalıştı. Çünkü C2 sayıcımız PV değerine eşit veya PV değerinden yüksekti. Tekrar 3. basışta bütün çıkışlarımız aktif oldu. 4. basışta ise bütün çıkışlarımız resetlendi. Bunu tekrar edebiliriz. Şimdi karşılaştırma operatörlerini kullanarak problemimizi çözümleyelim. Gene bir sayıcı kullanacağız karşılaştırma operatörlerini kullanabilmek için. Input 0.0'a basma sayımızı sayan bir yukarı sayıcı kullanalım. C1 sayıcısı olsun. Burada PV değerinin pek bir önemi yok. Bir önceki örnekte görmüştük input 0.0'a basma sayımızı C1 sayıcısı sayıyordu.
Bir kere bastığımızda içeriye 1 oluyordu. İki kere bastığımızda içeriye 2 oluyordu. Şimdi karşılaştırma operatörlerini kullanacağız. Sorumuz da bize ne diyordu? Input 0.0'a bir kere basınca Q0.0, iki kere basınca Q0.2, pardon 1, 3 kere basınca Q0.2 çıkışları aktif olsun diyordu. Yani burada biz ne kullanabiliriz? Büyük eşittir kullanabiliriz. Ya da büyüktür kullanabiliriz, evet. Şöyle diyeceğiz. Q0.0 çıkışını çalıştırmak için bir kez basınca Q0.0 çıkışı çalışacaktı. Büyüktür kullandığımız için 0 C1'den büyükse, daha doğrusu C1 0'dan büyükse Q0.0 çıkışı set edilsin. 1 olsun, aktif olsun. Büyük eşittir de daha sonra devam edelim. Şöyle bir tane de büyük ya da yok. Hatta biz bunları hep büyük eşittir kullanalım. Az önce göremedim. Evet. Biz bir kere basınca Q0.0 çıkışının aktif edilmesini istiyorduk. Yani burada yaptığımız şey ne? C1'in içeriği 1 veya 1'den büyükse Q0.0 çıkışı aktif olsun. Gene aynı şekilde C1'in içeriği 2 veya 2'den büyükse Q0.1 çıkışımız aktif olsun. Gene C1'in içeriği 3 veya 3'ten büyükse Q0.2 çıkışımız aktif olsun. Programı çalıştırmadan önce bir de bizim C1 sayıcısını resetlememiz gerekiyor. Bu da nedir? Yine karşılaştırma kontağı kullanacağız. Ne zaman resetlenmesini istiyoruz? Dördüncü basışta bizim her şeyimizin resetlenmesini istiyoruz. O yüzden şöyle eşit eşittir. Evet, burada C1 diyeceğiz. C1'in içeriği 4'e eşitse C1 sayısı sıfırlansın. Compile ediyoruz kodumuzu. Şöyle export ediyoruz. Kaydediyoruz. Load program diyoruz. Evet. Şöyle PLC'mizi çalıştırıyoruz. Şimdi evet. Şu an input 0.0'a biz bir kere basmış bulunduk. Hatta şöyle karışıklık olmasın diye baştan başlatalım. Evet. Şu an herhangi bir çıkışa basmıyoruz. Input 0.0'a bir kere bastığımızda C1'in içeriği 1 oldu. Ve Q0.0 çıkışımız çalıştı. Çekiyoruz. Bir daha basıyoruz. İçerimiz 2 oldu. Q0.1 çıkışımız aktif oldu. Çekiyoruz, basıyoruz. İçerimiz 3 oldu. Q0.2 çıkışımız aktif oldu. Yine çekiyoruz, basıyoruz. Bu sefer resetlendi. Devam ediyoruz. Ve programımız çalışıyor.